Selamünaleyküm arkadaşlar. Denizli Bozkurt. Denizli Bozkurt ilçesindeyiz. Burası aşılarda neler dikkat etmesi gerekli videosu çektiğimiz bahçe. Arkadaşlar bu yıl müthiş ürün var. Şöyle irilik kalbe çok güzel. Şöyle birkaç tane örnek aldım. Bunları kontrol edeceğim. İç doldurma. Uçları doldu mu dolmadı mı? Onun kontrolünü yapacağız. Şimdiye kadar 2-3 bahçe Hüseyin Bey'in bahçesi burası. 2-3 bahçesinde kontrol yaptık. Onlar da iç doldurma güzel. Bakın şuraya. Sadece bu dalda bu sene maşallah 2-3 kilo ürün var. Şuradan şöyle kameranın aldığı kadar her taraf ürün. Maşallah subhanallah diyelim. Şöyle şurayı da bakın. Şu anda kamerada güzel göründü. Bizi sevindiren taraf gördüğünüz gibi bakteriyel uçanıklığı yok. Ne kadar yaklaştırırsak yok. Var gibi görünüyor. İlk etapta dikkatli bakılınca yok. Ya da başladı. İlaçlamaları düzenli yaptığımız için bir bakteriyel yanıklık ya da bakteriyel uçanıklığı yok. Şöyle aşağıyı göstereyim. Cevizde dökülme hemen hemen yok diyecektim. Şurada bir tane bulduk. Bir tane kurt girmiş. Şu kurt talaşını görürsek bu kurttan dolayı dökülmedir. Başka da şimdiye kadar görmedim. Şöyle zaten ağacın üzerinde çok güzel ürün var. Biz burada şuna seviniyoruz. Çok, bu ağaçta da güzel ürün var. Ve üzerine 1,5-2 metre kestiğimiz baharda hem budadık hem şey yaptık. Bakın baharda kestiğimiz yer burası. Buradan itibaren 1,5-2 metre sürgünümüz var. Ağacın üzerinde de ceviz bol miktarda var. Bizim için önemli olan bu kısmı. Bakın şöyle Chetner kendini saklıyor. Şurada kalibreler de çok güzel. Bunun altına bakalım. Bunun altında dökülme yok. Tek tük olabilir. Kurttan olabilir. Başka bir şeyden olabilir. Düzenli ilaçlıyoruz ama arada ilaçlama zamanlarının arasında gelmiş olabilir. Bir iki tane çok önemli değil. Biz önemli olan şeyin bahçenin geneline bakıyoruz. Bakın küçük fidan, küçük aşı bu. Gerçi küçük fidan o. Küçük fidanlarda da 2 metreden aşağısı sürgün yok. Cevizlerin kalibresi genel olarak çok memnun edici. Ve diplerinde az önce bulduğumdan başka görmemiştim. Kamera çekerken bir tane bulduk. Kalibre genel olarak iyi. Chetner. Burası Chetner aşıları. Daha önce zaten video çekmiştik. Hayvan gübreleri geldi. Toprak yapısı biraz zayıf. Her sene mümkün olduğu kadar hayvan gübresi kullanılmaya çalışılıyor bahçede. Bakın. Her taraf ürün maşallah. İşte böyle güzel kalibreli büyüklüğü iyi olan cevizleri gördükçe bizim de iştahımız, şevkimiz iyi artıyor. Şöyle göstermiş olalım ürünleri. Yavaşça alalım. Bahçenin bu bölgesi özellikle güzel ürün var. Şöyle her taraf ürün yavaşça göstereyim. Yukarı doğru. Maşallah. Allah bereketini artırsın. Güzel ürün var. Bu ağaçta bir sıkıntı olmuş. Gerçi aşı yara tam kapanmamış. Arkadaşlar burada yapraklar çok canlı diri. Yapraklarda kuruma veya bir sıkıntı yok. Ürün de zaten çok güzel. Yani neredeyse bugünlerde gezdiğimiz en güzel bahçelerden biri. Hüseyin Bey de burada damlamaları bir düzeltiyor. Hüseyin Bey'in bahçesi burası. Ürün gayet güzel. Maşallah şu yaralar kapanırsa bir an önce ondan sonra ürün daha da artar. Kalibre de güzel olur. Bakım, besleme, ilaçlama güzel olunca yapraklar çok canlı diri. Bir sararma, böyle bir susuz kalma gibi bir şey yok. Güzel yani. Şurada az önceki çektiğimiz bir şey var. Bunda da ürün güzel. Sadece sürgün alamamışız. O da yara kapanmamış. Ondandır diye düşünüyorum büyük olasılıkla. Burada da güzel. En hoşumuza giden bu böyle büyük ağaçlarda meyvenin olmasına rağmen sürgünlerin devam etmesi. O açık yeşil olanlar taze sürgünler. En azından 1,5-2 metre sürgünler var. Bu bölümden de birkaç ağaç alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o ağaçta bizi çok sevindiren ağaçlardan bir tanesi. Bu ağaçta meyve güzel. Sürgün var ama bizim istediğimiz derecede yeterli, bulduğumuz derecede değil.
Var, sürgünler var o kısımda, bakın orada sürgünler var ama şu ağacı görünce tabii kanımız kaynıyor, öyle söyleyeyim. Çok güzel ürün var ve sürgünlerde burada zaten çıldırmışçasına her taraftan devam ediyor. Petro olabilir mi diye, bu aşağı doğru diğer tarafı değil de bu aşı olduğu için bir kalem belki Petro karışmış olabilir mi diye bakıyorum. Ama salkım ceviz göremiyorum üzerinde. Bazen Chetner'ın da bakımı iyi olursa sürgünler güzel olur. Şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Ürün kameranın alabildiği kadarıyla bu şekilde. Ürün güzel. Biraz şey var. Empaska piresi zararı var. Burada da var. Bu diğerinde de var. Bahçede genel olarak birdenbire çökmüş empaska. Normal ilaçlama yapılıyor ama empaska zararı olmuş. Şu zarar empaska zararı. Şuradaki. Bakın şu kayık gibi yapan zarar empaska zararı. Şu da yaprak büken. Şu da yaprak büken kurdu. İçinde kurdu oluyor. Ama ilaçlamadan sonra kurdu ölmüş içindeki kurt. Ama kurdun talaşı orada. Kendisini görebiliyor muyuz? Kendisi yok. Ölmüş gitmiş zaten. Şöyle talaşını tekrar alayım. Talaş orada. Yaprak büken bu sene Ağustos ayında geldi. Normalde bahar ayında gelmesi lazım iken Ağustos'ta geldi. Bunda da ürün güzel. Kalibre iyi. Chetner tavuk yumurtası büyüklüğüne gelmiş. Şurada görülebilirse. Maşallah güzel bir irilik var. Genel olarak iyi. Burada 34 kalibrenin altında pek ceviz görmüyorum. Genel olarak yani çok ceviz tutulduğu zaman kalibre düşer. Ama bu genç aşılar olduğu için 3 yıllık 4 yıllık aşılar olduğu için kalibre de çok güzel. Sürgün de devam ediyor. Sulama güzel. Şu şekilde bunu da alalım. Şu taze sürgünler. Ben daha çok üründen ziyade gelişmekte olan ağaçlarda sürgüne bakıyorum. Şu ağaçtaki gibi. Sürgün iyi ise bu yıl ürün olmuş olmamış çok önemli değil. Ama sürgün yoksa, yani ürün yıkıyor da olsa bir problem var diyoruz. Şöyle bunu da alalım. Ürün güzel. Yaprak kalitesi iyi. Önünde arkasında bir şey yok. Şurada da bunda da bıraktığımız 3 taneydi. Şu anda ona yakın. Çatal dal olmuş. Arkadaşlar biz çok fazla yaz budaması yapmıyoruz. Bu çatal dalları da ellemiyoruz. Hatta saçma sapan dalları da ellemiyoruz. Gövdeyi kalınlaştırmak, fotosintezi artırmak için çatal dalları Mart'ta budayacağız. Budayacaksak eğer. Bakacağız sıkıntı veriyorsa. Sıkıntı veren çatalları alacağız. Bakın kestiğimiz yer burası. Oradan itibaren en az 2 metre. 2 metre sürgün var. Maşallah güzel gidiyor. Şöyle bahçenin devamında şöyle almış olalım. Açık renk gördükleriniz taze sürgünler. Koyu renk gördükleriniz ilk patlayan tomurcuklardan çıkan yapraklar. En son geldiğimizden bu yana çok güzel en az 1 metre sürgünler uzamış. Güzel bir sonuç olmuş. Arkadaşlar herkese başarılı sezonlar diliyorum. Bu bahçeden de ürünle ilgili, ürün iç doldurup doldurmaması ile ilgili kontrolü yapacağız. Ürünleri aldık. Bu zamanda yapacağımız işlem bu. Yaprak büken, empaska piresi, kırmızı örümcek de bu dönemde tekrar gelmeye başladı. Onlarla ilgili kontrollerimizi yapıyoruz. Sizler de kendi bahçenizde bu kontrolleri yapın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sezonlarınız olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip eylesin.